Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Eylül ayında yabancılar en çok hangi hisselere ilgi gösterdi, hangi hisseleri aldı, en çok hangi hisselerde satış tarafındaydılar. Bunları inceleyeceğiz tablolarımızda. Biliyorsunuz yabancılar uzun süredir piyasadan çıkıyorlar. Büyük hisselerde satışta bulunuyorlar. Bu ayki durumu da inceleyeceğiz. Peki hangi hisselerde alış durumundalar, yeni alışlar hangi hisselerde yapmışlar, bunları inceleyeceğiz. Şöyle bir ekranımı paylaşarak başlamak istiyorum. Evet, Eylül ayında yabancıların net olarak alış ve satışta bulunduğu hisseleri tablo olarak şöyle listeledim. En çoktan en aza doğru. Buradaki değerler Amerikan doları cinsinden. Yani Eylül ayında yabancıların net alış tarafında oldukları ilk hisse Aselsan. 103 milyon dolarlık alış yapmışlar ve 2020 yılında toplamda 221 milyon dolarlık alıştalar Aselsan'da. Yani 8 ayda aldıklarının bir o kadar da Eylül ayında almış gözüküyorlar. Aselsan'ın verilerini daha önce bazı hisse paylaşımlarımda bulunmuştum. Yine onunla ilgili paylaşımlarımı hisselerle ilgili paylaşımlarda detaylı anlatacağım sonra. Şişecam biliyorsunuz 1 Ekim itibariyle birleşti. Eylül ayında da Şişecam biliyorsunuz 6 liradan 8 liraya kadar bir hareket oldu. Orada yabancıların rolü fazlaydı. Yani burada yaklaşık 67 milyon dolarlık Şişecam hissesi aldı. Bir de şöyle aşağıda baktığımız zaman Soda var. Yine Soda da biliyorsunuz zaten Şişecam olarak birleşti, dönüştü. Yani onu da Şişecam'a ekleyebiliriz. Yaklaşık 70 milyon dolar civarında sadece Şişecam hissesi almış oldu yabancılar. Yani şu anda 8 liradan 7 liranın altına geldi. O %30-33'lük hareketin düzeltmesinin olması normal. Yani Şişecam'ın uzun vadede yine iyi olacağını düşünüyorum. Bu ay Arçelik alış tarafında 15,7 milyon dolarlık alış yapılmış. Anadolu Efes 11 milyon dolarlık. Akbank bu ay alış tarafında bir banka olarak yaklaşık 9 milyon dolarlık Akbank hissesi alınmış. Oyak Çimento biliyorsunuz o da Mayıs ayında birleşmişti. Onda da bu ay 8 milyon dolarlık yabancı girişi olmuş. Oyak Çimento'da yabancı giriş olmasına rağmen hissede bir yukarı hareket olmadı diyebiliriz. Yani bu önümüzdeki aylarda, önümüzdeki süreçte Oyak Çimento'ya özür dilerim, olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum. Yani Oyak Çimento'ya bir ilgi tekrar başlamış. Kardemir'de de 6,5 milyon dolar. Reysaş, bunda da 6,5 milyon dolarlık bir yabancı girişi var. Bu da bir başka video hazırlayacağım hisselerle ilgili. Burada o da olacak. Desteklerinden, düzeltmesinden yukarı doğru tekrar bir hareket başlamış gibi gözüküyor. Migros'ta yine ilgi duyulan bu ay hisselerden 6 milyon dolar özür diliyorum. Bir hisse Enerjisa, bu da temettü veren iyi bir hisse. Yabancılar böyle hisseleri daha çok ilgi gösterebiliyor. 5,5 milyon dolarlık alış yapılmış Enerjisa'da. Yani 2021 yılı için iyi temettü verecek hisselerden diye piyasada konuşuluyor. Bunu da takibe alabilirsiniz. Fonet'te 5 milyon dolarlık alış olmuş. Bu da bir teknoloji hissesi. Türk Telekom'da yine bir ilgi var. Alkim, Ford, Otosan'da ilgi var.
Peki satış tarafında kimler var? Burada en çok satılan ise Koç Holding. Koç Holding 63 milyon dolarlık bu ay Eylül ayında satış yemiş. Diğerleri ilk 5'te yine 3 tanesi banka, Halkbank, Garanti Bankası, Vakıfbank. Bu yıl değişmez bir grup oldular. Turkcell'de de yine bir Eylül ayında satış görülmüş 15 milyon dolarlık. Burada turuncu işaretlidir. Hem Eylül ayında satış yiyenler hem de 2020'nin tüm satış anlamında net satış tarafında olan hisseler Kozal, BİM, Türk Hava Yolları, TAV, İş Bankası ve Dojo hem bu ay Eylül ayında satış yemişler hem de zaten net satış tarafında olan hisseler 2020 yılında en çok satılan hisse gördüğünüz Garanti Bankası yaklaşık 859 milyon dolar, yani 1 milyar dolara yaklaşmış neredeyse. İkinci sırada Tüpraş 739 milyon dolar, Akbank 481 milyon dolar, Koç 273 milyon, Turkcell 269 milyon. Yani bankalar ve holdingler en çok satış yiyen hisse. Burada belki Şecam'ı burada ayırabiliriz. Bu ay 66-70 milyon dolarlık bir alış geldi. Satış tarafında bir miktar azalma olduğunu söyleyebiliriz burada. En çok alınan net alış tarafında olan zaten en başta söylemiştim Aselsan. Aselsan yani borsada en sağlam hisselerden söylediğimiz gibi 221 milyon dolarlık alış tarafında net duruyor. İkinci sırada Migros. Yani Migros da yabancı tarafından alınan bir hisse net tarafında baktığımızda. Ama ben Migros için biraz yani grafik anlamında, teknik anlamında pahalı olduğunu düşünüyorum. Petkim ise geçen ayla neredeyse aynı. Sadece bu ay 378 bin dolarlık bir satış olmuş. Yıl genelinde 30 milyon dolarlık alış tarafında ve Petkim'in teknik olarak grafiklerini zaten uzun süredir paylaşmıştım. Olumlu olduğunu, olumlu düşündüğümü. Yani Petkim'de %20 bedelsiz hisse verecek bu yıl sonuna kadar. Onun da etkisiyle işte bu doğalgazla ilgili yine bir rezervle ilgili revize durumu vardı, açıklanma durumu vardı. Cuma günü yine bir hareketlenmişti bu hafta. Yani Petkim'de ben 5, 5,5 civarlarına kadar bir hareketin çok rahat bir şekilde olabileceğini düşünüyorum. Vestel burada yine net alış tarafında olan hisselerden Doğuş Otomotiv, bunlar Sasa, Türk Traktör, Ford, Eczacıbaşı, Metro, gübre fabrikaları yabancılar tarafından bu yıl ilgi duyulan bir hisse. Hem bu ay yaklaşık 4 milyon dolarlık alınmış hem de genelde de 6,5 milyon dolara ulaşmış. Diğer hisseleri de aşağıda görüyoruz. İhlas Yayın, Vestel Beyaz Eşya, Polisan Holding, İzmir Demir Çelik, Koza ve Vakıf GEO alış tarafında olan hisseler. Bu da Polisan Holding teknik olarak, grafik olarak geçen aydan beri bir olumlu hareket sergiliyor. Onu da tek grafik anlamında inceleyebilirsiniz. Yani olumlu şeyler olabilir diye düşünüyorum Polisan Holding ile ilgili. Evet, net hem Eylül'de alınan hem de yıllık anlamda alınan hisselere baktığımız zaman dediğim gibi bu ay 103 milyonlu Aselsan ikinci, Petkim'i buraya ekledim. Geçen aydan en çok alınanlardaydı. Bu ay küçük bir satış olmasına rağmen yine yıllıkta artta olduğu için buraya aldım. Migros hem Eylül ayında artta gözüküyor hem de yıllık bazda 50 milyon alış tarafında gözüküyor. Ford, gübre fabrikaları ve Vakıf GEO hem Eylül'de hem de yıllık anlamda alış tarafındalar. Şöyle satış tarafında baktığımızda genelde Garanti 13 milyon dolarlık satış yemiş. Eylül ayında toplamda 859 milyona ulaşmış. Burada çok satılan ama Eylül ayında
alış tarafında kalan hisseler var. Akbank bu ay alış tarafında, Türk Telekom yine alış tarafında ve Şişecam alış tarafında, ama yıllık bazda da satış tarafında kalan hisseler. Yani yıllık bazda baktığımız zaman bu hisselere yaklaşık 4 milyar dolarlık satış olmuş. Şurada 2020 yılında net baktığımız zaman yaklaşık 5,9 milyar dolarlık satış olmuş yabancılar tarafından. Yani 6 milyar dolar diyebiliriz. Eylül ayında yabancı yatırımcılar toplam işlem hacminin %19'unu yapmışlar. Takasları eskiye göre bayağı azaldı. Temmuz'da işte 54,97 idi. Ağustos sonunda 51,61'e düşmüştü. Eylül sonunda da 48,39'a düştü. Her ay %3 civarı azalarak aşağı doğru geldi gözüküyor. Bu Eylül ayında da BIST 100 ne yaptı? 1081'den 1145'e geldi. Yaklaşık %6 bir artış gösterdi Eylül ayında. Evet, burada benim en çok olumlu dikkatimi çeken hisseler Aselsan, Petkim diyebilirim. Yine burada Sasa beğendiğim hisselerden. Şişecam'ı zaten birleşmeden önceden de söylüyorduk. Şişecam da güzel. Ford Otosan yine temettü veren sağlam hisselerden. Alkim de yine kar edip temettü veren hisselerden. Gübre fabrikalarında zaten biliyorsunuz bu altın madeninde Koza'yla ilgili haberleri var. Bir ilgi var gübre fabrikalarına da. Evet. Hisselerin durumu böyle. Bunlar Aselsan gibi, işte Petkim gibi büyük hisseler. Şu anda teknik anlamda da olumlu gözüken hisseler. Yani bankalar, yani hep ucuz diyoruz artık, bazı yorum yazanlar dalga geçiyor. Ama yani yapacak bir şey değil. Yani çok ucuz, yani pahalı diyemeyiz. Çünkü garantinin defter değerine baktığınız zaman şu anda 13,83 gibi bir değere geliyor. Yani birebir piyasa değeri defter değerine eşit olsa hissenin 13,83 lira olması gerekiyor bugün. Yani yine bir gün o değerlere ulaşacak diye düşünüyorum, ama tabii ne kadar bekletir, 3 ay mı, 6 ay mı, 1 sene mi, 1,5 sene mi, 2 sene mi bilemiyoruz. Yani piyasa buna karar veriyor. O yüzden bir, yani borsanın mantığı, bir ürünü, bir malı ucuz gördüğünüzde alın, sepetinize koyun. Değerine geldiğinde piyasada alıcılar olduğunda satarak yine ucuz başka değerli hisseleri araştırmaya geçip onları alın mantıdır. Yoksa gidenin, uçanın, kaçanın peşinden koştuğunuzda mutlaka bir yerde çarpılıp kazandığınızı geri verebilirsiniz. O yüzden her zaman dediğimiz gibi paranız sağlığınızı bozmasın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.